Merhaba arkadaşlar. Irak'ın başkenti Bağdat'tan herkese selamlar, saygılarımı sunuyorum. Beni telefonla arayıp ulaşamayan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü burada malum imkanlar biraz kısıtlı, telefonlar çekmiyor. Yalnız internet üzerinden mesaj olarak WhatsApp'tan ulaşan arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi yaklaşık bir aydır Bağdat'tayım. Burada özel bir aile şirketinin peyzaj projelerini hazırladım. Dicle Nehri kenarında Şeyh Mustafa bölgesine gittik. Orada da bir 24 dönümlük hurma, narenciye, nar bahçeleri vardı. Onların toprak yapısı hakkında, iyileştirme hakkında projelerimizi sunduk. Malum savaştan çıkmış bir bölge olduğu için her şey sıfırdan inşa etmeye çalışılıyor, düzeltilmeye çalışılıyor. Hani onlar için bir proje hazırladık. Bu bir aylık süre zarfında çok güzel insanlarla tanıştım. Bizim Irak Başkonsolosumuz Fatih Bey ile de kısa da olsa bir tanışma fırsatım oldu. Eski devrik lider merhum Saddam Hüseyin'in müsteşarlarından biriyle de tanışma fırsatım oldu. Aynı şirket bünyesinde çalışıyoruz şu anda. Yani gerçekten çok güzel şeyler yaşadım. Gönül isterdi ki Türkiye'de de böyle bir güzel projelere imza atmak ama nasip Bağdat'taymış. Buraya geldik. Şu anda işimin sonu, yarın nasipse gece Türkiye'ye dönüyorum. Buradan bana ulaşamayan arkadaşlarıma söylüyorum, merak etmesinler. Ben yine elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışacağım. Allah ömür verdiği sürece. Kısaca Bağdat'tan size bahsedersem, Bağdat güzel bir şehir. Her bir yanında hurma ağaçları olan bir şehir. Size Bağdat manzarası izletmek isterdim ama malum memleket düz olduğu için yüksek binalar da çok bir mevcut değil. 4 katlı 5 katlı binalar var. Hani tepesine çıksam dahi bunu göstermek biraz imkansız olacaktı. Yapmış olduğum birkaç deneme var. Farklı şekilde bitki çoğaltma, aşılama, değişik türlerde deniyorum. Bunları kendim de düşünüyorum ama destek aldığım büyükler, abilerim de var mutlaka. Diğer Taylandlı, Vietnamlı arkadaşlarımız olsun. Onların yaptığı şekilde Türkiye şartlarına göre denemeler yaptım. Bunu şu anda şey yapamıyorum, hani söylemiyorum. Çünkü bir de şöyle bir sebep var. Hani her şeyi ben yapacak değilim ama YouTube'a buraya gelince bir baktım, Dut Çelik yazdım. Ve benim gibi 5 kişi, 10 kişi bir şey çıkmış. Hani aynı videonun aynısını da yapmış. Yani bu işler hemen olmuyor. Şimdi bazıları bana diyor ki takipçi veyahut da para kazanmak için her hafta video yüklemen lazım vesaire diyorlar. Yalnız benim videoları takip eden arkadaşlar bilirler. Benim yaptığım videoda nasıl yapılır diye bir şey yok. Nasıl yapılırı yapıyorum. Gelişmelerinden anlatıyorum ve sonucunu gösteriyorum. Böyle videolar hazırladığım için bu süre yaklaşık bir 3 ay, 4 aylık ya da 6 aylık bir şeyi kapsıyor. Çünkü yaptığım denemelerin oranı çok önemli. Şimdi ben size yaptığım aşıların da nasıl yapıldığını da söyleyebilirim. 50 tane video yükleyebilirim. Ama tabii bizim için en önemli olan sonuç. Çünkü bu bitki işinde yapacağınız bir hata ya da bir yanlış diyelim buna. Muhtemel yaklaşık bir yılınızı alıyor. Bu yüzden benim video çekme sürelerim uzun oluyor. Hani ben yaşanabilecek hataları, yapılabilecek yanlışları da hani hem kendim görüyorum hem de bunu sizinle paylaşıyorum. Peki tabii paylaştığım sürece benim yanlışlarımı da düzelten arkadaşlarım oluyor. Bu videolar sayesinde ben bu işi buldum. Daha Türkiye'den kalkıp Bağdat'a geldim bu iş için. Benim için çok güzel bir vizyondu. Kısaydı ama elimden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalıştım. Ne yapmaları gerektiği hakkında vesaire. Dediğim gibi nasipse salı günü, pazartesi öğlen saatlerinde Türkiye'de olacağım. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, telefonla arayıp ulaşamayan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Dönünce tekrardan güzel işlerle birlikte buluşacağız. Çok farklı çeşitler deneyeceğiz. Şu
Şu anda herkesin sorduğu ekşi karadut. Çelik olarak hiç denemedim. Ama farklı şekillerde denedim bu karadutu çoğaltmayı. İki çeşit denedim. Onların sonucunu bekliyorum. Yaklaşık bir 10'ar tane çubukları denedim. Bakalım sonuçlara göre gelişmeleri paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bağdat'tan herkese selamlar. İsterseniz bir de Bağdat manzarası göstereyim. Tabii manzarası dediğim, bunu çeviremiyorum. Şöyle bir gösterirsem, memleketimiz düz olduğu için çok bir imkanımız olmuyor tabii. Tabii burada da biraz bir güven ortamı eksikliği olduğu için de kimsenin evine damına çıkma şansım da olmuyor. Böyle bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.